Merhaba efendim İçel TV desiniz ve İçel FM programımız İçer gündemini canlı olarak hem ekranlarınıza, sosyal medya hesaplarınıza ve frekansınıza İçel FM'de canlı olarak getiriyoruz. Bizi Facebook'tan, Twitter'dan ve YouTube'dan da takip edebilirsiniz. Mersin'de neler yaşandı aktaracağız. Hatırlanacağı üzere Kasım ayı içerisinde 17-18 Kasım tarihlerinde Narenciye Festivali bir kez daha düzenlendi. Çünkü ara verilmişti Narenciye Festivali'ne. Altıncısı düzenlendi ve 300 binden fazla kişi festivale aktif olarak katıldı. Hem Mersin'in hem de Mersin Narenciyesi'nin tanıtımı tüm Türkiye'ye ve dünyaya yapıldı. 30'dan fazla ülkeden 780'den fazla sanatçı, dansçı Mersin'e geldi, festivale renk kattı. Narenciye Festivali'nin değerlendirme toplantısı bugün ticaret borsasında yapıldı ve protokol üyeleri de bilgiler verdiler Narenciye Festivali ile ilgili. Ve şu anda Ekranlarınıza gelen görüntüde Yenişehir Fuar Merkezi'nden değerli seyirciler. Yenişehir Fuar Merkezi'nde hediyelik eşya fuarının açılışı gerçekleştiriliyor. Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ki kendisi aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi'nden Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Ayrıca Gazeteciler Cemiyeti Başkanı değerli, Sayın değerli Evet. Mensupları. Ee, Mersin'de 13.sünün değerli davetliler, değerli basın mensupları Mersin'imizde 13.sü yapılmakta olan el sanatları ve yöresel ürünler e, fuarının açılışında olmaktan büyük kıvanç duydum ifade ediyorum. Tabi Mersin'in bir fuar şehri, Mersin'in bir festival şehri olması noktasında atılan bu adımlar İnşallah gelecekte suya atılan taşın oluşturduğu halka misali daha da genişleyecek. Şehri tanıtmak, şehirde üretilen özellikle el sanatlarını burada sergilemek suretiyle ölmekte olan meslek gruplarını da daha destek vererek onların yaptıklarını burada sergilemek suretiyle sanatın ve eski sanatların yaşatılması noktasında da özellikle bir fuar diye düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte çok daha iyisini, çok daha geniş kaplan, kapsamlı olanlarını hep birlikte yapmayı Rabbim nasip ve müesser eylesin diyor. Biz de TORTEK olarak yıllardır uğraştığımız Toroslar Teknik Eğitim Kursları ürettiklerini burada pazarlayacaklar. Biz zaten bunun altyapısını oluşturuyorduk. Bugün böyle bir fuarda olmaktan, açılışında bulunmaktan büyük mutluluk duydum, ifade ediyorum ve hayırlı uğurlu olsun diyerek de kurdeleyi kesiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Evet. Takip et, takip. Evet. Sevgili izleyenler 13. yılbaşı hediyelik eşya ve el sanatları yöresel ürünlerinin bulunduğu fuarın açılışını Sayın Hamit Tuna şu anda yaptı ve buradaki bulunan statları gezecek şu anda. Bizler de onuna mikrofon uzatacağız birazdan. gelsin. Mevcut Toroslar Belediye Başkanı Sayın Tuna ve MP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayımız e, Sayın Hamit Tuna şu anda 13. düzenlenen CNR Expo'da düzenlenen hediyelik eşya, el sanatları ve yöresel ürünlerin bulunduğu standları ve stand e, içinde bulunan vatandaşlarımız selamlaşmayı şu anda gerçekleştiriyor. Görüyorsunuz. Derseşler bugün Yenişehir Fuar Merkezi'nde 13. kez el sanatları ve hediyelik eşya fuarının açılışı gerçekleştirildi ki az önce de ve şu anda da canlı yayında ekranlarınıza geliyor. Açılışı Toroslar Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Hamit Tuna, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Demirtaş ve bu fuarı düzenleyen Platin Fuarcılığın yetkilileri birlikte kurdelayı keserek gerçekleştirdiler. Ve şu anda MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna standları geziyor ve şu anda da Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nün standında değerli seyirciler ki Mersin İl Emniyet Müdürlüğü her fuarda stand açarak Emniyet Müdürlüğü'nün hizmetlerini tanıtıyor. Özellikle çocukların emniyet konusunda bilinçlenmesi, vatandaşların trafik konusunda bilinçlenmesi konusunda broşürler dağıtarak stantı ziyaret edenlere bilgiler aktarıyorlar değerli seyirciler. Ve ekranlarınıza da yansıdığı üzere her stantı ziyaret eden Hamit Tuna şu anda da belediyesinin stantında ...ve arkadaşımız Ulaş kendisine mikrofon uzatıyor. Önce düşüncelerinizi alalım ardından yılbaşı e, dilek ve temellerinizi alalım. Evet bu aynı zamanda bir yerli malı haftası. Ee, burada satılan, üretilen ürünlerin e, sergilendiği bir merkez bu fuar. E, yani yerli ve milli diyoruz ya. Hem o anlamda çok özellikli ve önemli bir fuar. Hem de işte bu kadar üreten elemeyi el, el, göz nuru özellikle bizim... ...Toroslar Teknik Eğitim Kursları... ...Tortek himayesinde 34 branşta öğrettiğimiz... ...meslek e, grupları var. Evet şurası. Burada işte özellikle cam fizyon üzerine... Bu, ...bu yıl ve geçen yıldan başlatıp... ...bu yılda devam ettirdiğimiz... ...mükemmel ürünler üretiyorlar. Bir geri dönüşüm e, projesi aynı zamanda. İşte biz e, bu kadar değer kattığımız meslek anlamında... E, ...bu mesleği öğrenen insanların da... ...ürettikleri ürünleri burada pazarlamaları... Göstermeleri çok anlamlı, çok önemli yerli ve milli bir e, fuar o anlamda çok tebrik ediyorum. Ayrıca yöresel ürünlerin sergilenmesi de e, başka bir değer hem şehri tanıtma noktasında il dışından gelen insanlar için çok önemli. Fuarlar, festivaller insanları bir araya getiren e, halleşme, dertleşme, birbirini görme, muhabbet etme. İşte bilgi teknolojisinin bizi çok ayrıştırdı. Artık evde Anne baba ya da çocukların çok ayrı odalarda kendi dünyalarına girdikleri bir ortamdayız maalesef ki işte oradan buraya birleştirici unsur olarak da böyle bir fuarın olması şehre önemli bir değer katmış vaziyette. Dolayısıyla bu fuarın planlamasını yapan, uygulattıran, yapan, katılan. Katkı veren herkese ben en kalbi duygularla teşekkür ediyorum. Basın mensupları tabii ki bu fuarı çekip millete gösterecek. Buraya gelen insan sayısının artmasına vesile olacaklar. Çünkü aynı bir ürün gibi üretim, ambalaj ve paket ambalaj paketleme ve pazarlama ise bu işi de pazarlayacak olan siz çok güzel ürünler var gezdiğimiz kadarıyla. Bunların pazarlanması ve görmen, en azından görülmesi noktasında siz çok önemli bir katkı sağlayacaksınız. Sizlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bu şehri biz fuarlar ve festivaller şehri yapacağız. Bunlar insanları bir araya getirmenin en güzel, en doğru yönüdür. Futbol, spor ya da futbol demeyelim, futbol fazla revaçta olduğu için sporla insanları bir araya getirirsiniz. Sportif aktivitelerle aynı zamanda sosyal etkinliklerle bir araya getirirsiniz insanları. Biz de bunları fazlasıyla inşallah bundan sonraki süreçte yapacağız. Bu kentin barış, sevgi ve kardeşlik kenti olduğunu bu önemli unsurlarla bir araya getirmek suretiyle bu kentte kentlilik bilincini aynı zamanda bir hemşerilik bilinci oluşturacağız. Bunu hep ifade ediyorum ben. Bu vesileyle hayırlı uğurlu olsun diyorum. Güzel bir fuar. İnşallah sonucu da çok iyi olur. Çok teşekkür çok ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, Sayın Hamit Tuna'nın da düşüncelerini aldık. Sözü tekrardan Ali Gürkan Şamiloğlu'na yani merkezimize bırakalım. Ulaş'a çok teşekkür ediyoruz. Tabii fuarla ilgili ayrıntılara da yine İçel TV ekranlarında yer vereceğiz değerli seyirciler. Ee, ve 31 Aralık tarihine kadar açık kalacak hediyelik eşya fuarı Yenişehir Fuar Merkezi'nde her yıl yılbaşına yönelik açılan bir fuar olma özelliğini de taşıyor bu hediyelik eşya fuarı. Şimdi efendim programa başlarken anons ettiğim konuya tekrar geri dönelim. Mersin Narenciye Festivali gerçekleştirildi Kasım ayında. Festivalin değerlendirme toplantısı da bugün Mersin Borsa Sarayı'nda yapıldı. 17-18 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen 6. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'nin değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Mersin Valisi Ali İhsansu, Mersin'in markasının narenciye olduğuna vurgu yaptı. 3 yıl aradan sonra yeniden uluslararası 6. Narenciye Festivali'ni hep birlikte gerçekleştirmenin mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz. Yaklaşık 300 bin kişinin gezdiği Narenciye Festivali'ni gerçekleştirmiş olduk. Bu hakikaten önemli bir festival. Bir kere bizim marka değerimiz hepinizin de bildiği gibi Narenciye. Biz önemli bir Narenciye üreticisi iliz. limonda birinciyiz malumunuz, portakal, mandalina, gripe, onda da yine üçüncülük, dördüncülük gibi sıralamada yerimiz var. Sektör olarak da bu anlamda burada bu iş yapan çok önemli efendim e, sektör temsilcilerimiz var, ihracatçılarımız var, iş insanlarımız var. Bu çerçevede hakikaten narenciye bizim için Aynı zamanda da bölgemiz için çok önemli bir ürün. Bu itibarla böyle bir festivalin de ilimizde yapılması ilimiz açısından çok önemli. Bu festivalle aynı zamanda biz hem narince'mizin tanıtımını gerçekleştiriyoruz ama aynı zamanda ilimizin de tanıtımını gerçekleştirmiş oluyoruz. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir ise Mersin için, Mersinliler için ve Narenciye için diyerek çıktıkları yolda Narenciye Festivali'nin altıncısını başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Ben de sizin huzurunuzda hem üst kurulumuza bilhassa parasal katkıda bulunan üst kurulumuza ve icra kurulumuzda çalışıp sahada ve masada bizlerle beraber herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir büyük teşekkür de medya mensuplarımıza. Ben hakikaten sizleri burada bu şekilde görmekten son derece mutluyum. Benim basımla aram iyidir ama basının da benle arası iyi. Şu anda bu katılımınızdan dolayı e, hepinize hem festivalimize hem mersinimize hem de mesleğinize sahip çıktığınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sizleri bir alkışlıyorum. Konuşmasında festivalin bütçesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Özdemir, toplam 1 milyon 834 bin liralık bütçenin 1 milyon 650 bin lirasının kullanıldığını, yaklaşık 185 bin lira artı verdiklerini ve kalan bu paranın da gelecek yıl için kullanılacağını söyledi. Konuşmaların ardından festival kapsamında düzenlenen fotoğraf, satranç, yelken ve narenciye lezzetler yarışmasında dereceye girenlere ödüller verildi. Değerli seyirciler, şimdi bir uzanacağız Tarsus ilçesinde Kulak ve Bahşiş mahallelerine. Bu mahallelere yönelik haberimizi sıklık ekranlarınıza getiriyoruz. Çünkü ciddi hakikaten her yağmurda neredeyse bu mahalleler sular altında kalıyor. Özellikle de alçak seralar, tarım alanları sular altında kalıyor. Üretici çok ciddi zararlara uğruyor ve tonlarca, bin tonlarca üründe ziyan oluyor ki Türkiye'nin bu mevsimde sebze ihtiyacını karşılayan mahalleler Kulak ve Bahşiş Mahallesi. Ekranlarınızda efendim. Doğu Akdeniz bölgesinin etkisi altına alan ve 3 gün süren sağanak yağışlar Mersin'in Tarsus ilçesinde denize yakın olan Kulak ve Bahşiş mahallelerinde tarla ve seraları sular altında bıraktı üreticiler motopomp ve altyapı eksikliği nedeniyle her yıl su baskınlarına maruz kaldıkları ve tarlalarının adeta göle döndüğünü dile getirdi. Marul, kabak, biber ve patlıcan seralarındaki suları kendi motopomplarıyla tahliye etmeye çalışan üreticiler bir yandan da su basan seralardaki patlıcanları hasat etmeye çalışıyor. Her yıl bu manzaralarla karşılaştıklarını belirten üreticiler bölgeye yapılacak 9 dev motopomp yatırımının bir an önce bitirilmesini istiyor. Hükümetimiz buraya güzel bir, DHsa bir yatırım yapıyor. Dev pompalar taktıktırıyor. 9 tane şu an buraya dev pompa yatırımı yapıyor hükümet. Buradaki vermiş olduğu, hükümetin vermiş olduğu müteahhit bu dev pompaları burada Eylül ayında bitirecekken hala bitirmedi. Bitirmediği için de bizim bu bölgeyi tekrar yine sel aldı. Bu ürün gördüğünüz gibi bu ürünler ne olacak, ölecek. Öldükten yani hangi sonra hangi ürün var şu an? Patlıcan, kabak, biber. Bizim bu bölgede bizim e, Türkiye'nin yüzde 40 zebzesini bizim bu Başiş Kulak Yeşiltepe dediğimiz köylerden karşılanıyor yüzde 40. Biz 10 bin kişiye de bir iş veren kıvamındayız bizim köyümüz Başiş olarak. Bizim köyümüz bir 10 bin kişiye de aş veriyor, iş veriyor, ekmek veriyor. Ürünler şimdi bizim köyün yüzde 80'ı bütün ürünler zebzeler ölüyor. Öldükten sonra da işte ne olacak bu ürün? Zebze fiyat artacak. Ondan sonra e, televizyonda çıkıyorlar. Diyorlar ki işte zebze bahalı. E, zebze bahalı. Nasıl bahalı böyle bizim ürünümüz ölüyor Olumsuz hava şartları işte Mersin'de böyle zararlara yol açabiliyor ama aynı zamanda olumsuz hava şartları güzel görüntülere de neden olabiliyor. Dün sabah ve bu sabah Mersin kent merkezine sis çökmüştü ve güzel görüntüler vardı. Mersin'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Özellikle Akdeniz ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Sürücülere herhangi bir olumsuzluk yaşatmayan sis, sahil kesiminde yoğun olarak görülürken gezi teknesi ve gemilerin sisli havada ilerlemesi ilginç görüntüler oluşturdu. Şehrin yüksek kesimlerinde yağan karın etkisiyle Mersin'de hava sıcaklığı 15 dereceye kadar düştü. Şimdi siyasete tekrar geri dönüş yapalım ve son dakika siyaset gelişmeleri de var ona da değineceğiz. Ancak e, Mersin'le başlayalım. Mersin Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları üyesi 4 kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle yargılanıyordu. İşte 4 kişiye 11'er ay 20'şer gün hapis cezası verildi. Mersin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle yargılanan Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Gençlik Kolları üyesi 4 kişi 11'er ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırıldı. 16 Nisan referandumunda mühürsüz oyların geçerli sayılmasına tepki gösteren ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri öne sürülen CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Güzel, Erdemli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Bekir Kamil Çağlayan ve üyeler Fırat Yıldız'la Mehmet Reyhan hakkında Mersin 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı davanın karar duruşmasında 4 CHP'liye 11'er ay, 20'şer gün hapis cezası verildi. Mahkeme hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. Bir son dakika gelişmesi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına AK Parti'den aday olması kesinleşen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı Binali Yıldırım bugün Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Geride bıraktığımız hafta içerisinde de Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü Binali Yıldırım ve Binali Yıldırım'la MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sonrasında Devlet Bahçeli'den herhangi bir açıklama gelmedi görüşmenin neden yapıldığına yönelik olarak Binali Yıldırım'da yapmış olduğu açıklamada görüşmek için illa bir neden mi gerekiyor? Ziyaret ettik kendisini demekle yetindi değerli seyirciler ve buna yönelik bilgiler de önümüzdeki dakikalarda ve saatlerde yine gündemde yer alacak efendim. Diğer bir e, konu şu e, muhakkak dikkat etmişsinizdir belki sizler de yaşamışsınızdır etkisini. E, ülkemizde son bir haftadır her gün deprem oluyor. Marmara bölgesinde, Akdeniz bölgesinde, İç Anadolu bölgesinde bir haftadır her gün deprem oluyor ve yaşanılan depremlerin e, büyüklüğü de daha doğrusu şiddeti de dörtten aşağı değil efendim. Ve e, bugün de sabah saatlerinde Antalya'da deprem oldu. Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4.1 şiddetinde bir deprem yaşandı. E, AFAD duyurdu bu depremi. Ve saat 11.31'de bu depremin e, yaşandığı bildirildi. Şunu da belirtelim ki deprem uzmanları e, Çınarcık merkezli e, dün Marmara bölgesinde yaşanan Depremin etkilerinin önümüzdeki süreçte ortaya çıkacağını ve deprem uzmanları Mudanya merkezli Marmara bölgesinde ciddi ve büyük en az 6,5 şiddetinde bir depremin yaşanmasının yaklaştığı konusunda da uyarılarda bulundular. Ama buna rağmen ne yazık ki sanki hiç deprem olmayacakmış gibi ülkemizde yaşam devam ediyor. Malum Mersin'in yakınlarından da bir fay hattı geçiyor ki bu fay hattı da nükleer santralin bulunduğu bölgenin tam altından geçiyor. Değerli seyirciler, Mersin'de daha doğrusu Türkiye'nin neredeyse tamamı tamamı deprem bölgesi. Sadece Karaman civarlarında deprem olasılığı çok 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 düşük. Hiç deprem olmaz. Demek değil bu tabi ama en düşük deprem riskli nokta coğrafya Karaman bölgesi ama onun haricinde tüm ülkemiz deprem kuşağında yer alıyor. Tabi ilgililer yetkililer hem devlet anlamında hem hükümet anlamında hem valilikler anlamında ne yazık ki bu konuya duyarsız ee, okullarda tekrar başlatılmalı deprem anında yapılacaklar deprem sonrasında yapılacaklar çocuklara öğretilmeli. E, ayrıca e, devlet dairelerinde kesinlikle öğretilmeli, mahallelerde e, evler tek tek ziyaret edilerek insanlar bilgilendirilmeli ama ne yazık ki yapılmıyor. Her mahalleye bir e, acil durumda kullanılması gereken malzemelerin içerisinde bulunduğu konteynerlar konulmalı ki aslında İstanbul'da konulmuştu ama onlara sahip çıkmayı bile beceremedik. Bizim açgözlü mafya düşkünü Bilinçsiz insanlarımız o konteynerları bile yağmaladı, içini boşalttı. Hakikaten toplum olarak deprem konusunda, deprem anında ve sonrasında ne yapmamız gerektiği konusunda bilgilerimizi tazelememiz gerekiyor. Çünkü Marmara depremi yaklaşıyor. Büyük bir deprem, 99 depreminden daha da büyük bir deprem yaklaşıyor ki onun etkileri tüm Türkiye'yi saracaktır. Depremde sarsılma olmasa bile Türkiye'nin ekonomisi, Türkiye'nin sanatı, Türkiye'nin e, sosyal yaşantısının kalbi Marmara'da atıyor. Marmara'da yaşanacak olan bir deprem Türkiye'de ekonomiyi, sanatı, sosyal yaşantıyı, sporu anında her şeyi bitirecektir. Yaşamı durduracaktır. Çok dikkatli ve tedbirli olmamız gerekiyor. Şimdi efendim e, gelelim e, yine ilginç bir haber var. Bir dolandırıcı yakalandı. Bu dolandırıcı kendisini e, sa savcı olarak tanıtıyordu. Yani sahte savcı. Ama yapılan bütün uyarılara rağmen televizyonlarda, hatta cep telefonlarında, internet sitelerinde broşürlerle yapılan bütün uyarılara rağmen, fısıltı gazetesiyle mahallede insanların birbirlerine anlatarak birbirlerini uyarmalarına rağmen Yine de nasıl bir teknik kullanıyorsa bu dolandırıcılar insanları kandırmayı başarıyorlar. Mersin'de kendisini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık ve hırsızlık yapan bir kişi gözaltına alındı. Akdeniz ilçesinde bir otokaportacıdan hakkındaki yurt dışına çıkma cezasını kaldırabileceğini söyleyerek 9200 dolar para alan, ayrıca evlenme vaadiyle kandırdığı bir kadından da 6500 dolar para aldığı belirlenen, yine bir telefoncudan bir cep telefonu çaldığı belirlenen Şeyke isimli kişi 3 olayın mağdurlarının şikayeti üzerine Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asay Şube Müdürlüğü'ne bağlı yan kesicilik ve dolandırıcılık büro amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şimdi ekonomi ekonomiyle e, ve aslında dijital çağa hazırlanmayla ilgili bir haberimiz var. E, yeni nesil girişimciler yetiştirmek için önemli projeler Mersin'de de uygulamaya konuluyor ki bu projelerden birine yönelik bir organizasyon da Mersin Üniversitesi'nde yapıldı. Çukurova Kalkınma Ajansı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Mersin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından koordine edilen ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Çukurova Kalkınma Ajansı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mersin Genç Girişimciler Kurulu'nun da katkılarıyla hayata geçirilen Fikir Otobüsü projesinin tanıtımı yapıldı ve Yeni Nesil Nasıl Girişimci Olur başlıklı panel düzenlendi. Panelde Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Erol Yaşar, üniversitemiz ülkemizde yeni bir model olarak uygulanmaya başlanan genç girişimci merkezlerinden birisine ev sahipliği yaparak kalkınmanın temelinde bulunan girişimciliğin gençler arasında yaygınlaşmasını ve yüksek katma değere sahip ürün ve hizmetler ortaya çıkmasını hedeflemektedir dedi. Girişimci limanının gençler için önemine değinen Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Kocaysa girişim limanından tüm gençlerimizin dünyaya açılmasını ve bu bilgi alışverişinin dünyadaki insanların mutluluğuna ve hayatlarını güzelleştirmesine katkı sağlamasını umuyor projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doktor Lütfi Altınsoy bölgemizin sosyoekonomik kalkınmasında en önemli etmen katma değerli ürünlere yapılan yatırımlar, yeni fikirler ve projeler bizim için her zaman önemli olmuştur dedi. Mersin Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Osman Kipers'e 1500'den fazla girişimci adayında farkındalık yarattık. Toplamda 55 projeyle başvuru yaptık ve 3 projemiz şirketleşti. Bölgedeki girişimcilik ekosistemine katkı sağlamaya devam edeceğiz dedi. 3 Ocak'ta Mersin'in düşman, düşman işgalinden kurtuluşu tekrar törenlerle kutlanacak ve tabi Gelenek haline Toroslar Belediyesi tarafından getirilen 3 Ocak yürüyüşü de yine 3 Ocak 2019'da gerçekleştirilecek. Tabi Kurtuluş Haftası kapsamında Toroslar Belediyesi de bir dizi organizasyon gerçekleştiriyor. O organizasyonlardan biri de şiir yarışması. Toroslar Belediyesi Mersin'in düşman işgalinden kurtuluş günü 3 Ocak onuruna şiir yarışması düzenledi. Toroslar Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, Mersin Yazarlar Derneği ile birlikte bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri yarışmaya Mersin Merkez ve ilçelerinin yanı sıra İstanbul, Bursa, Çanakkale, Şanlıurfa, Trabzon gibi yurdun dört bir köşesinden şiirlerin katıldığı bilgisini verdi. Hamit Tuna, kahraman ecdadımızın 97 yıl önce yazmış olduğu Mersin'in Kurtuluş Destanını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz dedi. Yarışmaya gönderilen şiirler bu hafta sonu Mersin Yazarlar Derneği Başkanı Rüştü Aydın ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenecek ve sonuçlar Toroslar Belediyesi'nin 3 Ocak etkinlikleri kapsamında düzenlediği basın toplantısında açıklanacak. Ödül olarak birinciye tam altın, ikinciye yarım altın ve üçüncüye de çeyrek altın verilecek. Spor haberlerine de bakalım neler yaşandı sporda söz Neslihan'da. Mutlu günler İçel TV izleyenleri ve bizleri İçel FM 95.0 frekansı üzerinden dinleyen dinleyicilerimiz sporun gelişmeleriyle karşınızdayız. 1925 yılında Türkiye'nin ilk kurulan kulüpleri arasında sayılan ve bir zamanlar ülke futbolunda fırtına gibi esen Mersin İdman Yurdu geçirdiği bu kötü günlerde taraftarlarından destek bekliyor. Süper Lig'den önce Spor Toto birincilik, bir sonraki yıl TFF 2. Lig'e düşen Mersin İdman Yurdu bu yılda ligden rekorlar kırarak düştü. 1925 yılında Türkiye'nin ilk kurulan kulüplerinden biri olan ve ülke futbolunda bir zamanlar fırtına gibi esen Mersin İdman Yurdu 4 yıldır yaşadığı maddi sıkıntılar, transfer yasakları ve bunlara bağlı FIFA'dan gelen cezalar nedeniyle bir anda yok oldu. 2013-2014 sezonunda Süper Lig'i 6, 2014-2015 sezonunda ise 7. sırada bitiren Kırmızı-Lacivertli ekip, 2015-2016 sezonunda yaşamaya başladığı maddi sıkıntılardan dolayı ligi 18. sırada bitirerek Spor Toto 1. lige düştü. Maddi sıkıntılar ve transfer yasağıyla birlikte bir türlü kendini toparlayamayan Mersin ekibi bu sezonda da ligi 18. sırada bitirerek 2. Lig'in yolunu tuttu. Bu yılda beklenen desteğe göremeyen ve bir türlü istenen sonuçları alamayan Mersin İdman Yurdu, ligi sadece bir galibiyet, bir beraberlik alarak, kulüp tarihinde rekorlar kırarak küme düştü. Normal şartlarda 3. ligde mücadele etmesi gereken Güney ekibi, buradan da 2 lig birden düşürülerek Mersin Süper Amatör Lig'de mücadele etmeye başladı. 55 yıl sonra amatör maçlara çıkan kırmızı lacivertli ekip, burada da 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak şu anda 24 puanla 6. sırada bulunuyor. İlk yarısı sona eren bölgesel amatör ligde Mersin ekipleri etkili performans sergileyerek ilk 5 içine girdi. Bölgesel amatör ligde ilk yarı sona erdi. Lig şampiyonluk umuduyla başlayan İçel Spor, lider 68 Aksaray Belediyespor'un 6 puan gerisinde kaldı. Geçen yıl bölgesel amatör lige ilk defa katılmasına rağmen başarılı bir sezon geçiren Mut İdman Yurdu bu sezon umduğunu ilk yarıda bulamadı. Ligde beklenmeyen çıkışı ise Meycam Silifke Belediyespor yaptı. Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Mersin temsilcileri Meccem Silifke Belediye Spor, İçel Spor ve Mut İdman Yurdu ilk yarıda rakiplerine toplamda 55 gol attı. 3 takım kalesinde toplam 29 gol gördü. Bu üç takım içerisinde en çok gol atan ekip 28 golle İçel Spor oldu. İçel Spor aynı zamanda 6 golle ligde en az gol yiyen takım. En çok galip gelen takımlar 8'er galibiyetli Silifke Belediye Spor ve Mut İdman Yurdu. En çok berabere kalan takım 5 beraberlikle Silifke Belediye Spor olurken en az berabere kalan takımsa Mut İdman Yurdu oldu. Sport Toto Lig Kırmızı grupta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu'nun devre arası kamp programı belli oldu. Tarsus İdman Yurdu Genel Sekreteri Emre Geçim konuyla ilgili yaptığı açıklamada takımın kamp programının belli olduğunu bildirdi. Sarı lacivertli ekip ilk yarının son maçı olan Darıca Gençler Birliği karşılaşması sonrası bir hafta dinlenerek kampa girecek. 24 Aralık 2018 pazartesi günü kendi tesislerinde toplanacak olan takım 30 Aralık 2018 pazar gününe kadar Tarsus'ta çalışmalarına devam edecek. Geçim, takımlarının gelecek yılın ilk ayında Antalya'ya kampa gideceğini kaydetti. Emre Geçim, Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü, 2 Ocak 2019 Çarşamba günü Antalya Manavgat'ta başlayacak kampımız 12 Ocak 2019 Cumartesi günü bitecektir. 10 gün boyunca kampta olacak takımımız kamp programı çerçevesinde yoğun antrenman programları ve maçlar yapacaktır. Kamptaki maç programları belli olunca kamuoyuyla paylaşılacaktır dedi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MK Ankara Gücü'nün yeni teknik direktörü Bayram Bektaş oldu. MK Ankara Gücü Kulübü, teknik direktör Bayram Bektaş'la sezon sonuna kadar anlaştığını duyurdu. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada MK Ankara Gücü'nün çok köklü bir camia olduğu belirtilirken, MK Ankara Gücü Türk futbolunun önde gelen simgelerinden biridir. Takımımızı hak ettiği yere taşımak için elimizden geleni yapacağız. Hocamız zor bir görevi üstlendi. Yapılan görüşmeler ilk dakikasından itibaren hep olumlu ilerledi takımımıza ve hocamıza güvenimiz tam ifadeleri kullanıldı. Bayram Bektaş son olarak Süper Lig takımlarından Göztepe'de görev yapmıştı. Basketbolda ULEB Avrupa Kupası A grubu 10. ve son hafta maçında Galatasaray konuk ettiği Sırbistan temsilcisi Kızıl Yıldız'a 183 yenildi. Son 16 turuna çıkma şansını daha önce kaybeden sarı kırmızılı ekip grubu 3 galibiyet, 7 yenilgiyle son sırada tamamladı ve organizasyona veda etti. Galatasaray, Hayes'in boyalı alandan ve dış atışlardan kaydettiği sayılarla 5. dakikayı 14-11 üstün geçti. İki ekip de hızlı hücumlardan basketler üretirken Sarı Kırmızılı ekip ilk çeyreği 26-24 önde tamamladı. İkinci çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan Kızıl Yıldız, Simaniç ve Baron'un 3 sayılık basketleriyle 16. dakikada farkı 4 sayıya çıkardı. İkinci yarıya Hayez'in 3 sayılık basketiyle başlayan Galatasaray karşısında Simanić'in etkili oyunuyla 9-0'lık seri yakalayan Kızıl Yıldız 22. dakikada skoru 58-45'e getirdi. Hücumlardan boş dönen Sarı Kırmızılı ekip karşısında Sırbistan temsilcisi hızlı hücumlardan kolay sayılar üreterek 28. dakikada farkı 15 sayıya taşıdı. Son çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Kızıl Yıldız, Regland'ın sayılarıyla skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 183 galip ayrıldı. Darüşşafaka Tekfen, Türk Hava Yolları Avrupa Ligi 13. hafta maçında konuk ettiği Litvanya ekibi Zalgiris'e 75-71 mağlup oldu ve üst üste 11. yenilgisini aldı. Bu sonuçla Yeşil Siyahlılar toplamda 12. yenilgisini yaşayarak son sırada kaldı. Zalgiris ise 6. kez sahadan galip ayrıldı. Darüşşafaka Tekven, Türk Hava Yolları Avrupa Ligi 13. hafta maçında konuk ettiği Litvanya ekibi Zalgiris'e 75-71 mağlup oldu. Karşılaşma dengeli başlarken 3. dakika 8-8 eşitlikle geçildi. Çeyreğin ikinci bölümünde savunmada tempolu oynayan Darüşşafaka Tekven, pota altında Eriyin, orta mesafeli atışlardan da Kid ve Douglas'ın sayılarıyla Zalgiris karşısında ilk periyodu 19-15 önde kapattı. Darüşşafaka Tekfen ikinci çeyreğe de iyi başladı. Top kayıpları yapan Zalgiris önünde Doğuş Özdemiroğlu ve Oğuz Savaş'la sayılar üreten ev sahibi ekip 13. dakikaya 23-17 üstün tamamladı. Litvanya temsilcisinin sert savunmasını 3 sayı çizgisinin gerisinden Mekkal'ın ve Dibler'ın kaydettiği basketlerle şu aşan Darüşşafaka Tekfen soyunma odasına 39-33 üstün girdi. İkinci yarıya da Dibbler ve McCallum'un 3 sayılık basketleriyle başlayan Darüşşafaka Tekfen 26. dakikayı 48-40 önde geçti. Yeşil siyahlılar Zalgiris karşısında son çeyreğe 53-49 önde girdi. Final periyoduna Well basketleriyle başlayan Zalgiris, boş atışlardan yararlanamayan ev sahibi ekip karşısında 33. dakikayı 56-55 önde bitirdi. Pot altından Evans, dış atışlardan da Brown'un sayılarıyla skor üstünlüğünü eline alan Darüşşafaka tekfen, top kayıpları yapan Litvan ekibi önünde bitime 3 dakika 20 saniye kala skoru 66-61 yaptı. Çekişmeli geçen maçın son bölümleri karşılıklı 3 sayılık basketlere sahne olurken, Westerman ile sayı bulan Zalgiris bitime 26 saniye kala 73-71 öne geçti. Kalan sürede skor üstünlüğünü sürdüren Litvanya temsilcisi maçı 75-71 kazandı. 7 Days Eurocup C grubu son hafta maçında temsilcilerimizden Türk Telekom deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan Nişse 87-72 yenilerek elendi. Seven Days Euro Cup C grubu son hafta maçında temsilcilerimizden Türk Telekom, Deplasman'da Sırbistan temsilcisi Partizan Nise 87-72 yenilerek elendi. Grubun son maçında rakibine 87-72 mağlup olan Türk Telekom, üçlü averaj sonunda gruptan çıkamadı. Türk Telekom aynı puana sahip olduğu Zenit ve Partizan Nis'in üçlü averajda gerisinde kalarak grupta 5. oldu. Partizan Nis bu galibiyetle adına son 16 takım arasına yazdırdı. Başkent Belgrad'daki Alexander Nikolik spor salonunda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-21 önde tamamlayan Partizanlis, soyunma odasına da 43-32 üstün gitti. Üçüncü çeyreğde 66-54 önde geçen Partizanlis, karşılaşmadan 87-72'lik galip ayrılarak gruptan çıktı. İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Tottenham Arsenal'ı 2-0 yenerek yarı finali adını yazdıran taraf oldu. Emirates stadındaki mücadelede Tottenham 20. dakikada Henmin sonun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıya da hızlı başlayan konuk ekip 59. dakikada Alli'nin golüyle skoru 2-0'a taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Tottenham sahadan galip ayrılarak kupada yarı finale yükseldi. Bu sonuçla final eşleşmeleri Tottenham-Chelsea, Manchester City-Borton-Albion şeklinde gerçekleşti. Gelişmeleri aktardık. Hoşçakalın. Nesana teşekkür ediyoruz ve yerel gazetelerimize bakalım efendim. İlk olarak Akdeniz'de başlayalım. Akdeniz diyor ki ittifakın oyu %30'un altında. AK Parti MHP ittifakının Mersin'de tutmayacağını iddia eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, AK Partililer ittifaka karşı AK Partili vatandaşlarımız biz Mersin'de birinci partiyiz ancak beşinci partinin adayına mahkum ediliyoruz. Bizi beşinci partinin arkasına bağlayıp yol yürümemizi istiyorlar. Biz AK Parti'nin adayı olmayan hiçbir ilçede MHP'ye oy vermeyeceğiz. Biz böyle bir dayatmaya karşıyız ve bu nedenle biz sizinle hareket edeceğiz diyorlar dedi Burhanettin Kocamaz. Burhanettin Kocamaz, İÇEL TV'de detay programına katıldı. Değerli seyirciler, ve Sayın Kocamaz'ın e, İÇEL TV'de canlı yayında konuk olduğu o söyleşi gazetecilerin sorularını cevaplandırarak önemli konulara e, değindiği e, açıklamaları altı radyodan da canlı olarak yayımlandı. E, bugünkü yerel gazetelerde işte o programda Sayın Kocamaz'ın yapmış olduğu önemli açıklamalara yönelik yorumlar var. Sayın Kocamaz'ın o programını, detay programını İçel TV'nin Facebook sayfasından, İçel TV'nin kendi internet sitesinden takip edebilirsiniz. Arşiv olarak orada yer alıyor. Tekrar tekrar izleyebilirsiniz, açıklamalarını dinleyebilirsiniz diyelim. İşte gazetede de Sayın Kocamaz'ın açıklamalarına ayrıntılarıyla yer veriliyor efendim. Mersin gazetesi diyor ki CHP'de Mersin'le ilgili son kulisler ve gelişmeler. Mersin'de yeni yüz mü yoksa bildik kişi mi büyükşehir adayı yapılacak? Partinin tüm organlarına her defasında aday olan eskilerin artık CHP'de kenara çekilerek yenilerin önlerinin açılmasına destek olmaları genel merkezde de dillendirilmesine rağmen hala sıklıkla eski CHP'lilerin adlarının Mersin Büyükşehir adaylığı için geçmesi CHP Mersin tabanında ve seçmeninde büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor diyor Mersin gazetesi ve bu konuyu yorumluyor. E, Mersin'de yeni bir yüz mü yoksa bildik kişi mi aday olacak e, sorusuyla bu konuya e, bu soruya cevap arıyor Mersin gazetesi. Mersin'den geldik güneye. Güney diyor ki çığlığımızı çığlığı duyun. Mersin'de Doğu Türkistan için eylem düzenlendi. Eylemi Kamusen Mersin İl Temsilciliği düzenledi ve Kamusen Mersin İl Temsilcisi Metin Ercan da Çin Devleti, Çin yetkilileri, Çin halkı tarafından Doğu Türkistan'da uygulanan özellikle Uygur Türklerine uygulanan Uygur Türkleri ile birlikte Han Çinlilerine de uygulanan çünkü Han Çinlilerinin de yarı soyu Türk Han Çinlilerine ve Uygur Türklerine uygulanan soykırımma yönelik Birleşmiş Milletlerin susması, dünyanın büyük devletlerinin susması ve Çin'e herhangi bir uyarlarda bulunulmamasını eleştirdi. Türkiye Kamu Sen Mersin İl Temsilciliği yapmış olduğu bir açıklamayla. Haber bültenlerimizde de ayrıntıları var efendim. Haberci gazetesine geldiğimizde haberci milyonluk proje su altında diye bir başlık atıyor ve önemli bir konuya yer veriyor haberci. Berdan Nehri kenarına cazibe merkezi haline dönüştürülmek amacıyla hazırlanan proje Tarsus'ta Çevrede yaşayan yurttaşların yaşamını olumsuz etkilemeye başladı bu proje. Çünkü son yağmurlarda o proje sular altında kaldı. Koca alan su altında ve etrafındaki evleri de e, orada biriken su tehdit etmeye başladı. Tarsus Belediyesi tarafından hayata geçirilen Berdan Bir Etap Projesi kapsamında geçtiğimiz ay açılışı gerçekleştirilen Berdan Parkı'nı ve çevresini su bastı. Evlerin önü suyla doldu. Yurttaşlar belediye başkanı Şevket Can'a serzenişte bulundular diyor. Ve Tarsus için önemli projenin su altında kaldığına değiniyor Haberci Gazetesi. Hakimiyete geldiğimizde hakimiyet diyor ki AK Partililer beni arıyor. Yine Sayın Kocamaz'ın İçer TV'de katıldığı programda yapmış olduğu açıklamalar Hakimiyet Gazetesi'nde de okuyucuya aktarılıyor. Kocamaz, AK Partililer biz birinci partiyiz. Bizi beşinci partinin arkasına bağlayarak yol yürümeye zorluyorlar. Biz sizinle beraber hareket edeceğiz diyerek kendisini e, işaret etti. Kocamaz, 24 Haziran'da AK Parti %31 oy aldı. MHP'de %13 oy aldı. İkisinin toplamı 44 yapar. Ama şu anda anketlerde MHP AK Parti ittifakının Mersin ili genelinde toplam %30'un altında bir oyu var." dedi. Bu iddiada bulundu Sayın Kocamaz. Üça TV'deki programda Hakimiyet Gazetesi de ayrıntılarıyla Burhanettin Kocamaz'ın açıklamalarına yer veriyor. Yeni Güney diyor ki Mersin Valisi Ali İhsan Sudan bir dizi incelemeler. Mersin Valisi Silifke'ye gitti. Silifke'de Silifke Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Seyit toplantısına katıldı. Sonra Silifke Organize Sanayi Bölgesi'nde bazı tesisleri ziyaret etti. O tesislerde üretilen ürünler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ve Çukurova'ya geldiğimizde Çukurova Mersin yeni yıla mı kaldı sorusunu soruyor. Cumhuriyet Halk Partisi 18 Aralık'ta gerçekleştirilen parti meclisi toplantısı sonrasında 68 belediye başkan adayını daha açıklarken Mersin'le İzmir Büyükşehir adaylarının 4 Ocak 2019'da yapılacak parti meclisi toplantısı sonrasında açıklanacağını bildirdi. Son olarak 24 Aralık'ta açıklayacağız Mersin'i demişlerdi ama bu açıklama 4 Aralık'a kaldı değerli seyirciler. Tabii sosyal medyada da yine şu iddia gündeme geldi. İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mersin'de dirsek temasını biraz daha genişletecekleri ve düşük profilli aday göstererek İyi Parti adayı Burhanettin Kocamaz'ın kazanmasına CHP'nin Mersin'de zemin hazırlayacağı iddiaları da var. Diğer bir gazetemize IMC'ye geldik. IMC diyor ki kavga büyüyor. Meski ile Mezitli Belediyesi arasındaki kanalizasyon tartışması devam ediyor diyor IMC gazetesi. Mezitli Belediyesi ile Meski arasındaki kanalizasyon tartışması sürüyor. Mezitli Belediyesi, kanalizasyon için ilçedeki gerekli altyapının tamamlandığını, ancak Meski'nin kanalizasyon çalışmasını yapmadığını iddia ederken, Meski ise belediyenin bu iddiasına fotoğraflarla cevap verdi. Meski, Mezitli Belediyesi öncelikli açılması gereken yolları da açmamıştır. Bunun üzerine genel müdürlüğümüz teknik personelleri arazi çalışmasında kapalı yolların listesini yaparak, tutanaklarla Mezitli Belediye Başkanlığı'na göndermiştir diyerek e, bu tartışmaya daha farklı bir yol veriyor fotoğraflarla birlikte. Gazetede de bu konu eline boyuna aktarılıyor okuyucuya. Yerel gazeteleri sona erdirdik. E, şimdi günün makalesine bir bakalım. Ali Adalıoğlu ne yazdı sonra beraberiz. Ali Adalıoğlu, gazeteci Türlü. Türlü yemeğini bilirsiniz. Lezzetli olur. Çünkü içinde her çeşit sebze vardır. Hele hele güveçte yapıp fırında pişirirsen lezzetine doyum olmaz. Gerçi mevsim türlü mevsimi değil. Sebze fiyatları pahalı. Kış geldi, her türlü sebzeyi bulamıyorsun. Bulsan da yaz sebzesi gibi olmuyor. Bunun için türlü yapmanın zamanı geçti. Ama biz bugün gündemdeki konulardan kısa kısa yazarak bir türlü yapalım istedim. Çünkü gündem bolluğundan geçilmiyor. Yerel seçimler. Mersin'de halen durum netleşmedi. CHP Mersin Büyükşehir adayını gelecek hafta açıklayacakmış. Seçime en hızlı giren MHP oldu. Hamit Tuna iki ayı aşkın süredir sahada. Cumhur İttifakı'nın adayı deniliyor. Ama halen ilçe adaylarının açıklanmaması kafalarda bir soru işareti bırakıyor. Ve de AK Partililerin Ankara'ya madem ki Mersin'de birinci partiyiz de aday çıkaralım baskısı olduğu kulaktan kulağa yayılıyor. İyi Parti Burhanettin Kocamaz'la tek başına yol almaya başladı bile. Oradan buradan değiştirecekleri oyların peşindeler. Tuna'da Kocamaz ellerindeki olanakları çok iyi kullanarak dört bir tarafı posterleriyle süslüyor. Bal tutan parmağını yalar atasözündeki gibi. CHP her zaman olduğu gibi izlemeye devam ediyor. Kamuoyu yoklaması yaptılar, adaylarla mülakat gerçekleştirdiler ama son sözü Kılıçdaroğlu söyleyecek. Sanki YÖK rektör seçimi yapıyor. Gerçi o işi de artık Baybaşkan yaptığı için YÖK bile saf dışı kaldı. Gözler Kılıçdaroğlu'nda. Bakalım birinci sırada çıkanı mı yoksa alt sıralarda kalan aday adayını mı Mersin'e layık görecek? Haydi hayırlısı. İşsizlik. İşsizlik rakamları açıklandı ve de işsiz sayısı 4 milyona dayandı. Bu resmi rakamlar. Gayri resmi rakamların bunun iki katı olduğunu dağdaki kurttan dağdaki kuşak herkes biliyor. Ne demişler? Yurttur, kirven, kürttür. Yuta yuta yutacak yer kalmadı. Nasıl olsa fark etmiyor. Çünkü yurdum insanı kandırılmayı seviyor. O zaman da bize diyecek söz kalmıyor. Ne diyelim? Elle gelen düğün bayram. FETÖ'cü gazeteciler. FETÖ'yle mücadele iyice sulandırıldı. Geçtiğimiz hafta başta çok yakından tanıdığım Necati Doğru, Emin Çölaşan ve bazı arkadaşları FETÖ'cülükle suçlanınca pes artık dedim. Sözcü gazetesini çıktığı günden beri her gün okurum. Necati abiyle de Güneş'te birlikte çalıştık. Nasıl biri olduğunu çok iyi bilirim. Onu FETÖ'cülükle suçlamak abesle iştikaldir. Bu suçlamalar hangi hangisi aklın ürünüdür bilemem. Bildiğim tek şey Necati Doğru ve Emin Çölaşan'ı FETÖ'cülükle suçlayarak yargılamaya kalkmak bile tuzun koktuğuna en iyi örnektir. Sözün özü, ekonomide, dış ilişkilerde gelinen noktayı bir kenara bırakalım. Ama yerel seçimlere doğru herkes dikkatli olsun. Bir bakmışsınız, ansızın FETÖ çamurunu üzerinize bulaştırmaya çalışanlar olabilir. Hem de birçok FETÖ'cü ortalıkta ayan beyan cirit atarken. Bilirsiniz, yalaka ve hainler Çamur at izi kalsını severler. Bilmezler ki altın çamura düşmekle değerini kaybetmez. Biraz daha dişimizi sıkalım. Nasıl olsa günler de gelip geçer. Şimdi efendim intermersin.com gazetesine, e, sitesine değineceğiz. Haberlere bakacağız ama şimdi bir son dakika haberi var. E, bu çok ilginç efendim. Yani e, toplumsal baskının, mahalle baskısının ilgili yetkili kişilerin kendi sorumluluklarını yerine getirmedikleri için başkasının ceza çekmesine çok güzel bir örnek. Şimdi Adana'da Merkez Çukurova ilçesinde çocuk parkında bir kişi pompalı tüfekle iki köpeğin kendi çocuklarına saldırdığını söyleyerek köpeklere ateş açıyor. Sokak köpeklerine. Köpeklerden biri ölüyor, diğeri de yaralanıyor. Tabi e, çevredeki kişilerin şikayeti üzerine bu kişi 42 yaşındaki bir kişi Adana'da e, Çukurova ilçesinde kimliği belirleniyor. MOBESE kameraları tarafından evinde gözaltına alınıyor ve tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. O kişiye e, kelepçe de takılıyor ve diyor ki o kişi o bölgede 15'e yakın 15'e yakın Sokak köpekleri var. Bu köpeklerden çocuklar ve benim çocuklarım da çekiniyordu, korkuyordu. Oyun parklarında o köpekler geziyordu. İlgili yetkili kişilere söyledim ama hiç de oralı olmadılar. Sonuçta iki köpeğin çocuğuma saldırması beni çileden çıkardı ve ben de pompalı tüfekle o köpeklere saldırdım diyor. Şimdi efendim. Doğru bir davranış mı değil tabii ki. O insanın köpekleri öldürmesi. Doğru mu? Değil. Yaralaması doğru mu? Değil. Şimdi empati yapacak olursak biraz. Sizin çocuklarınıza, bizim çocuklarımıza bir hayvan ya da bir insan zarar verdiği zaman ne kadar sakin olabiliriz? Ne kadar sakin olabiliriz? Bu soruya bir cevap verelim. Sonra o kişi diyor ki sokak köpekleri orada çok vardı. Çocuklar ürküyordu, korkuyordu. İlgili yetkililere söyledim oralı olmadılar. Şimdi sokak köpeklerinin her hayvanın yaşamaya hakkı var tabii ki. Mersin'de de görüyoruz bazı kavşaklarda ee, köpekler. Hem de hani sokak köpeği derken böyle ee, biçare, ezilmiş, zayıf. Köpek gibi düşünülür ama hayır öyle değil gayet besili, sağlıklı, iri yarı köpekler. Mersin'de de bazı kavşaklarda ee, öbek öbek 5-6-3-5 köpek duruyor ve oradan geçen araçlara da saldırıyor. Hatta ee, köpek araca saldırınca ee, bir araçta o köpeğe çarptı, köpeği yaraladı. Gözümün önünde oldu o sürücü arabayı güvenli bir yere çekip, köpeğin peşinden gidip köpeğe bakmak isterken, köpeğe bir şey oldu mu diye ilgilenmek isterken diğer köpekler de o kişiye saldırınca arabasına binmek zorunda kaldı. O köpeklerden bazıları da bana saldırınca ben de bisikletimle hızla oradan uzaklaşmak zorunda kaldım. Şimdi köpekleri kısırlaştırıp ya da elektroşok verip ya da kulaklarına biraz birer plaka takarak sokağa bırakmak ne olursa olsun birileri nasıl olsa yemek veriyor, birileri nasıl olsa su veriyor. Ya da vermese de kimse işte çöp bidonlarından bunlar besleniyor. Bu doğru mu? Bu da doğru değil. Şimdi burada kime ceza vermek gerekiyor? Görevini layıkıyla yerine getirmeyen belediye ya da diğer kurumlardaki ilgili yetkili kişilere mi ceza vermek gerekiyor? Biraz empati kurun. Çocuklarını tehlikeden korumak için köpeklere zarar veren kişiye mi ceza vermek gerekiyor? Kime ceza vermek gerekiyor? Ben burada köpeği öldüren adamı savunmuyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Yaptığı şey doğru bir şey değil. Ama empati kuruyorum o kişiyle. Ya bu çok önemli. İşte toplum baskısı. Toplum baskısı o kişiyi de böyle bir yöne itiyor. O kişiye de ceza verilmesine neden oluyor. Şimdi e, mağdur kim burada? Değil mi? Mağdur kim? Bu çok önemli bir konu. Şimdi e, intermersim.com'a dönelim efendim. Şimdi intermersin.com'da e, bakıyoruz. E, şöyle bir başlık var. Toros'a Belediyesi'nin Mersin'in düşman işgalinden kurtuluş günü 3 Ocak'la ilgili 3 Ocak onuruna düzenlediği şiir yarışması var. E, şiir yarışması, şiirler teslim edildi. Türkiye'nin dört bir tarafından şiirler geliyor. E, Mersin Yazarlar Derneği MEAD'la... E, Toroslar Belediyesi ortak düzenliyor. Bu yıl üçüncü kez düzenleniyor. Bu 3 Ocak konulu şiir yarışması. Ve e, tabii e, Meyat, Başkanı Rüştü Aydın ve diğer jüri üyeleri şiirleri değerlendirecekler. Ve 3 Ocak tarihinde açıklayacaklar. E, kazananlara da altın verilecek efendim. <laughs> Kazanan bakın. Şimdi ya <laughs> bu da çok ilginç. Bu da çok ilginç. E, hakikaten yani şimdi bakın. Bir sanat yarışması düzenleniyor. İşin aslı aslında temeline özüne inerseniz sanatın yarışması olmaz, olmaz. Şimdi e, teknik açıdan olabilir ama o da o kişinin yetkinliğine bağlıdır. Yani e, sanatın aktarımı aktarım yolu ya da duyguların değerlendirmesi olabilir mi? Yani işin özünde aslında sanatın yarışması olmaz. Ama düzenleniyor tamam. Bir şiir yarışması düzenlendi yani özür dileyerek bir şeyi eleştireceğim şiir yarışmasını değil bir şeyi bak dikkat edin şimdi ee, şiir yarışması düzenlendi birinciye birinciye bir tam altın verilecek ikinciye yarım altın üçüncüye de çeyrek altın verilecekmiş şimdi efendim altını niye veriyorsunuz siz bir sanat yarışması düzenliyorsunuz efendim bir sanat yarışması düzenliyorsunuz. Birinciye, birinciye Türk edebiyatının en büyük şairlerinin kitap setlerini 200-300 kitaptan oluşan bir kitap setini hediye etseniz olmaz mı? İkinciye de aynı şekilde, üçüncüye de aynı şekilde. Yani kitap hediye etseniz olmaz mı? O kişilere bir yıllık sinema bileti hediye etseniz olmaz mı? O kişilere 5 yıllık internet kullanımı hediye etseniz olmaz mı? O kişileri Türkiye'de ya da yurt dışında önemli sanatsal mekanları ziyaret için tura gönderseniz olmaz mı? Nedir bu altın Allah aşkına? Nedir bu altın? Nedir bu para? Yani sanat yarışmasında altın ödülü nereden çıktı? Mersin'in yetiştirdiği en önemli ressamlardan biri Türkiye'nin de en önemli ressamlarından biri ee, az önce aklımdaydı unuttum şu anda hatırlayamadım. İplerle e, özdeşleşen e, ressam çok özür diliyorum az önce aklımdaydı unuttum. Yani Mersinli iyi bir ressamın bir tablosunu birinciye hediye etseniz olmaz mı? ya yani nereden çıktı bu altın nereden çıktı bu para yıllardır söylüyorum sanat yarışmasında altın mı ödül verilirmiş Allah aşkına ya. Şimdi diğer bir habere geçelim. Ee, Tabi haber bültenimizde aktardık. Ee, Mersin'de sis vardı sabah saatlerinde hem dün hem de bugün. Ee, Tabi bu sis Çukurova'da, Adana'yı etkiliyor. Adana'da da e, bazı uçak seferleri yapılamadı sis nedeniyle. Buna yönelik e, haberde intermersin.com'da yer alıyor. E, devam ediyoruz e, değerli seyirciler e, ve... Tabi e, Silifkeli muhtarlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ı ziyaret ettiler. Haberine birazdan geçeceğiz. E, siber polis öğrencilere güvenli internet ve siber suçlarla ilgili bilgi vermiş. Çok iyi. Emniyet birimlerinin çeşitli birimleri, e, çeşitli okulları ziyaret ederek bu konuda öğrencileri, öğretmenleri ve velileri bilgilendiriyor. Bu çok önemli. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ı ziyaret etti. Silifkeli muhtarlar, daha doğrusu şöyle, Silifkeli Muhtarlar Derneği Başkanı ve o derneğe üye muhtarlar Sayın Kocamaz'ı ziyaret ettiler ve teşekkürlerini ileterek desteklerini sundular. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a. İntermersin.com devam ediyoruz ee, ve bakıyoruz değerli seyirciler bu su kesintisine tekrar değinelim. Meskinin su kesintisi bugün sabah itibariyle başladı. Ve pazar günü sabah saatlerine kadar su kesintisi olacak. Neredeyse Mersin'in 3'te 2'sinde demek daha doğru olur. Hangi mahallelerde tekrar okuyalım. Aydınlık Evler, Dumlupınar, Cumhuriyet, Barbaros, Akkent, Eğriçam, Güven Evler, Bahçeli Evler, Hürriyet, İhsaniye, Nusratiye, Siteler, Gündoğdu, Hal, Müfide İlhan, Çilek, Özgürlük, Çay, Barış, Turgut Reis, Mahmudiye, Bahçe, Mesudiye, Yeni Mahalle, 3 Ocak, Güneş, Şevket Sümer, Karaduvar, Alsancak, Sağlık Demirtaş, Turunçlu, Turgut Turkalp, Osmaniye, Tozkoparan, Selçuklar ve Kurdali mahallelerinde su kesintisi bugün sabah itibarıyla başladı. Sular e, pazar günü sabah saatlerinden itibaren değil de işte öğle saatlerinden itibaren akmaya başlayacak. Şimdi e, tekrar intermersin.com'a dönelim ve bakıyoruz e, Mersin'le ilgili birçok konu intermersim.com sitesinde 7/24 güncellenerek okuyucuya aktarılıyor efendim. Tabii bu site aracılığıyla Yücel TV'nin sosyal medya hesaplarına, Tepe Medya Grup radyolarının sosyal medya hesaplarına ve internet sitelerine, arşivlerine ulaşabilirsiniz diyelim ve bugün de içer gündemini burada noktalayalım. Ayrıntılar ekranlarınızda ve sosyal medya hesaplarımızda. Bizde kalın. Hoşça kalın efendim.